Hanımlar beyler, gerçekten çok uzun süredir peşinde olduğumuz bir hanımefendiyi davet edeceğim. Alkışlarınızla Derya Uluğ geliyor. Evet. Böyle bir çığlıklar bir başladı, sonra seni görünce bir tur daha başladı, fark ettin mi o? Evet, fark ettim. Evet, o yüzden heyecanım arttı. Zannediyorum çok şık olduğun için. Hoş geldin, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi valla, fena değil. İdare eder, çok heyecanlandım yine. Niye böyle olduysa? Ya, ay öyle yapma, ben de heyecanlanırım. Yapayım, yapayım da ben. Peki, şöyle bir bilgiye rastladık seninle ilgili. Bulgaristan ve Arnavut kökenli göçmen bir aileye mensupmuşsun. Yunanistan'la Arnavut. Bulgaristan değil. Bulgaristan değil. Yunanistan'mış. Yunanistan ve Arnavutluk. Güzel. Arnavut inadın var mı? Vardı. Yani vardı değil mi? Hala var da. Ha. Yüksekti. Her geçen gün onu törpülemeye çalışıyorum. Ha, evet. Kontrol etmeye çalışıyorsun. Evet, evet. Eskiye göre çok azaldı. Yani eskiden sırf inat için biri bana hani atlayamazsın buradan dese atlayacak durumdaydı. Gerçekten. Sırf inat olsun Allah'tan diye. Allah'tan dememiş kimse. Evet, iyi ki demediler ve şu an buradayım. Çocukluğundan beri futbol hayranıymışsın. Evet. Koyu Fenerbahçelisin diye bir notumuz var. Evet. Maçları takip eder misin? Çok. Ha, o kadar. Aşırı. Yani eğer turnedeysek, konser yolundaysak ya da sahneye hazırlanıyorsam hemen açarım telefondan. Mutlaka izlerim yani. Oh. Bazen sahnede izlemişliğim var. Yoktur. Yani evet. Gerçekten. Yani tabii ki de büyük festival sahnelerinde değil de. Aha. İşte daha böyle kontrolü olabilir yerlerde şöyle bir nota sehpasının köşesine koyup arada oradan kontrol. Kaç kaç oldu falan dediğimiz oluyor önemli maçlarda. Çok iyi. Elimizden geldiğince izliyoruz ya. Çünkü çok seviyorum. Futbolu seviyorum ben. Harika. Gerçekten şey şaşırtıcı bir bilgi oldu. Niye öyle olduysa aslında gelen konuklarımızın tamamı futbolla ilgiliymiş gibi bir şey var biliyor musunuz? Gelen herkes özellikle yani hani kadın misafirlerimizi böyle bir hani şey gibi eskiden öyleydi ya aman kadın falan. Yemin ederim daha sertler ha. Yani işte bir öykü Galatasaraylı. Mesela çocuğun Fenerbahçeli olursa ne dersin dedik. Yanlış düşünmüşsün oğlum derim. Çok iyi, çok iyi. Yani öyle. Yani benim 5 tane yeğenim var. Ablamla abimin çocukları mesela onların doğdukları andan hafif böyle bir kendilerini bilmeye başladıkları andan itibaren böyle sürekli anne babadan gizli özellikle abimin çocuklarını çünkü abim Galatasaraylı olduğu için böyle gidip yaşa Fenerbahçe falan böyle hani, hani çocuklara böyle bilinç aşılamaya çalışıyorum mi? Ama onlardan yana başarılı olamadım. Ha, dur bakalım daha başlardayız. Gerçi ya. Olsalar da dert sahibi etmeye gerek yok. Evet bir de öyle bir konu var maalesef. Evet, yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.